Herkese selamlar ve yeniden merhabalar güzel dostlar, sevgili arkadaşlar. Bugün siz sevgili Akrep burçları için Ekim ayına özel bir tarot okuması yorumluyorum. Hepinize şimdiden güzel bir ay diliyorum. Bakalım Ekim ayı. Güneş yükselen ay burcu Akrep olanlara hangi enerjileri getiriyor? Hangi enerjiler yeni? Hangi enerjiler kaldığı yerden devam ediyor? Yeni gündemler, yeni enerjiler ne şekilde geliyor? Güzellikler sizlerle olsun sevgili Akrep burçları. güzellikler sizlerle beraber olmaya başlıyor. Daha ilk karttan güç kartının gelmesi gerçekten gücünüzün sınırlarının olmadığını, daha başlarken tutkuyla, arzuyla, istekle başladığınız bir Ekim ayı oldu. Yani Ekim ayına e, böyle bir cesaret, özgüven, bir Ekim ve akreplerin günü diyerek bir başlayabilirsiniz. Normalde çok endişelendiğiniz olaylar varsa, hiçbir şey yapın, inan kontrolümde değil, ben o yüzden endişeleniyorum. Parayı kontrol edemiyorum, çocukları kontrol edemiyorum. Partner var, eksik partner var, hiçbirini kontrol edemiyorum. Yok yani, yok yani. içimde o yani kuvveti bulamıyorum, gücü bulamıyorum, dirayeti bulamıyorum. O şey yok diyorsanız, o üretkenlik, o verim, o cıvıl cıvıllık artık bende yok diyorsanız o dönem bitiyor arkadaşlar. O kırılgan, zayıf, işte özgüven eksikliği vesaire. Onlar artık bir kenarda. Artık kendinizi yetebiliyorum. Her şeye yetebiliyorum. Günümü planlayabiliyorum dediğiniz bir dönemdesiniz. Hem de kişilik olarak gene yani bu dönemde girdiğiniz ortamın böyle dikkatlerini üzerine çektiğiniz bir kişi haline gelebilirsiniz. Daha ilk karttan geliyor çünkü. Yani böyle zaten normalde e, samimi, pozitif, neşeli bir insansınız. Ve bunu da baya baya gündeminize taşıyorsunuz. Bir de arkadaşlar güç kartı e, başarılı olmayı, gücü elde edebilmeyi, yani tartışmalar vesaire varsa tartışmalar ya iki tarafında okey olduğu bir şekilde ya da sizin kazandığınız bir şekilde bitebilir. Çünkü güç kartı birinci elde sizde yani birinci sıradan direkt sizde. Tabii ki genel olarak bir barışma durumunu bu dönemde yine ifade ediyor. Ve tabii ki arkadaşlar güzel, temiz, aydınlık, güneşin günlerinizi aydınlattığı bir dönemi ifade ediyor. Tılsımın 8'sinde gördüğünüz gibi bizzat emek vererek, ilmek ilmek işleyerek sahip olduğunuz bir şeyler var. İş, kariyer, para, evlilikler bakın. Yani herkes iş konusunda ya da herkesin eğitim konusunda, herkesin sağlık konusunda değil. Kimisi evine, evliliğine, yuvasına, yatırımlarına çok fazla emek verir sizlerin emek verdiğiniz konuda aldığınız güzel sonuçlar var. Şimdi arkadaşlar bu tılsım 8'sinde geçmişte hata yapmışsınız. Olmuş, olmamış, onun orası eksik, bunun burası eksik vesaire hiç fark etmez. Sizler bu dönemde artık geçmişin hatalarından ders aldığınızı ve artık bir daha yani sıkıntıyla uğraşmayacağınızı, öyle hani kötü insanlara güvenmiştim, bir cami gelecek böyle insanlar değil. Artık bir yenilenme dönemi içerisindesiniz. Emek verdiğiniz konularda da artık bir sonuç alma durum var. Özellikle de emek verdiğiniz konular, aile ise aile ve finans, İş mi? İş ve finans. Eğitim mi? Eğitim ve finans. Eğitimden para kazanabilirsiniz. Bir kursa mı gittiniz? Hobiniz mi var? Bakın buralar sizin için bir para kaynağı haline dönüşme ihtimali var. Sıkı çalışmaları ve daha çok şanstan öte böyle bir yetenek olayı var. Bakın şans ayrı bir şey. Yetenek ayrı bir şey. Sizde bu dönemde daha çok yetenekler söz konusu. DNA konusu geliyor. DNA konusunda artık bir şeyleri toparlıyorsunuz. Paralar varsa, bölük pörçük paralar varsa bu paraları yavaş yavaş arkadaşlar toparlamaya başlarsınız bu bir. İkinci olarak da önünüzü çok çok göremediğiniz olaylar var. Bakın etraflıca düşünmek önemli olacaktır. Bazen şöyle birkaç adım geriye çekilmek ve o şekilde düşünmek gerekiyor. Şu iki kartı birleştirdiğimiz arkadaşlar sosyal anlamda kendinizi çok çok geride bıraktığınızı, yani eskiden işte Pınar evet işim yoktu ya da tatildeydim. Tabii ki sosyal olarak daha iyiydim. Ama şimdi okulum var, işim var, gücüm var. İşte çocuk okula başladı. Her gün gidiyorum, geliyorum, onu alıyorum. Tabii ki eskisi kadar sosyal hayatın olmuyor. işlerim daha yoğun diyor olabilirsiniz. Doğru. Çünkü bu kartta aynı zamanda eğlenmediğinizi, eğlence eksikliğinin olduğunu, stresinizin olduğunu, omuzunuzda da birazcık yük hissettiğinizi diyorum ya. Önünüzü göremiyorsunuz. Yolunuzu sanki kaybetmiş gibisiniz. Bir şeylere artık yani eh, sıkılıyorum dediğiniz bir dönem. Ama siz boş veremiyorsunuz. Yani aman ya bana ne çocuk ne giyerse giysin umurumda değil. E, okul ne olursa olsun umurumda de değil diyemiyorsunuz. Bir şeyleri gerçekten çok böyle kafanıza taktığınız için birazcık stres yapmış gibi gördüm. Kupa sekizlisi sıkıntılı olayları artık aşmak demektir. Bazı boşlarda arkadaşlar Kupa 8'si geldiğinde aman bana ne uğraşamam, kim çıkacak şimdi bu kadar dağı bu kadar sıkıntıyı şimdi kim aşacak, ben uğraşamam deyip kenara çekiliyorlardı. Ama sizde öyle değil. Sizler sıkıntı mı var, ben bunu aşabilirim, ben bunu düzeltebilirim. Bu vardır. Bu bir. İkincisi... Terk etmek ya da uzaklaşmak istediğiniz bir yerdesiniz demek. Yani bulunduğunuz evden, evin konumundan, insanlardan, işten, ondan bundan bir şeylerden bakın memnun değilsiniz. Memnun olmadığınız için sürekli güçlenmeye, emek vererek bir şeylerin sahibi olmaya çalışıyorsunuz. Belki de diyeceksiniz bana evet kiradayım. Bundan da hiçbir şekilde memnun değilim. Terk edip gitmek istiyorum, uzaklaşmak istiyorum. O yüzden para biriktirmeye çalışıyorum. Kimse görmesin, kimse bilmesin. Böyle bir Niyetim var daha hediye olabilirsiniz. Arka planda yaptığınız bir şeyler var. Kendi öyle özel yine yapacağınız bir dönem. Çünkü yalnızsınız. Sadece ben nasıl bir insanım. Ben başarılı mıyım? Başarılı olmak için daha neler yapmalıyım? Ee, kısmam gereken bazı şeylerim var mı? Biraz bunları düşündüğünüzde bir dönemdesiniz. Ve bu kart aynı zaman tahmin edebileceğiniz gibi bir yolculuktur. Bir seyahate bu dönemde çıkabilirsiniz. Değnek üçlüsü. Değnek üçlüsü arkadaşlar artık önünüzde çok çok uzun bir yol olduğunu, bu uzun yolla ilgili hazırlıklar yaptığınızı anlatır. Tabii ki iş, güç vesaire olabilir. Bağımlı olduğunuz ve bağlı olduğunuz insanlar var. Bu kişilerden birazcık uzaklaşma durumları dediğim gibi terk etme, oradan uzaklara gitme gibi bir durumunuz da bununla beraber görünüyor. Ki tabii ki değnek üstüsü de dediğim gibi önünüzde uzun bir yol var. Bir seyahat gibi yeni maceralar, yabancı insanlar, yabancı paralar, yurt dışları tabii ki herkese göre değişir yurt dışı. Yurt dışları, yabancı insanlar, yabancı uyruklu, farklı dindeki insanlar gerçekten uzak mesafeleri anlatıyor. Uzak mesafedeki bu dönemde ilişkiler çok çok iyi olabilir. Başarılı uzun mesafe ilişkileri diyebilirim. Ve aynı zamanda arkadaşlar ilerliyorsunuz. Önünüzde ben yani bir taşta göremedim. Yani ne hani, sizin önünüzde kocaman bir engel var diyemiyorum. Ve aynı zamanda her şeyi hazırlatırsınız. Evet önümde bir dağ yok ama bu değil ki çıkmayacak önüme. Onun için benim halatım da hazır düz yolda yürürken ayaklarım ağrır, destek almam gerekirse diye işte değneklerimde hazır, her türlü ben her şeye hazırım dediğiniz bir dönem. Tılsım 8'lisi. Birazcık arkadaşlar para biriktirme. Bakın siz sürekli para biriktirme, kenara para atma ve bunun gibi bir şeye doğru aslında atıyor. Evet tabii ki başarıyı maddi açıdan çok çok böyle büyük bir başarıyı temsil eden bir kart. Yatırımlarınız bu dönemde gerçekten değer kazanıyor. Kişi olarak da bir değer bilinmesi. Hep böyle bakın bir değer artma. Evinizin değeri artabilir. işte metro mu geliyor? toplulaştırma'm var, mı var. İşte hiç ay yol geçmiyor dediğiniz yerden işte tapu kadastro bir yol geçirir, tarlanız, eviniz, yeriniz değerlenir. Böyle bir durum var. Bir de kişi olarak değerlenmeniz var. İşinizle alakalı evle alakalı yani normalde kişi sizi çok fazla umursamıyordur. Bir sağlık olayı olur arkadaşlar size muhtaç olur. Bir anda kıymetiniz arttı. Hani şey denir ya şimdi mi kıymete bindim şimdi mi aklına geldim diye. Evet gerçekten şimdi aklına gelmişsiniz. Bu kişi için daha yeni yeni kıymetlenme durumu var. Ama bu değer konusunda arkadaşlar sabırlı olmanız gerekiyor. Sabrınız aslında yani bu bekleyişle beraber emeklerinizin ve birçok şeyin de sonucunu aslında aldığınız bir dönemdesiniz. Ve bu kart bakın oturup sakince sabırla bekliyor. Yani oturmuyor tabii ki. Ama durup sakince bekliyor. Kesinlikle hiçbir şekilde bir acelesi yok. Adalet kartı. Tabii ki ilahi adalet arkadaşlar. Eğer ki hak ediyorsanız Allah'ın izniyle hayırlısıyla beklediğiniz sonuçlar bu dönemde sizlere gelebilir. Bu bir. İkincisi aynı zamanda güneş yükselen ay burcu terazi olan kart, kişilerin karttır. şunu şöyle yapalım. Siz ve Terazi burçları arasında böyle çocuksu çok sevimli, çok tatlı, böyle birbirinize destek verdiğiniz güzel bir ilişki dönemi görünüyor bu bir. İkincisi Güneş yükselen Ay burcu Terazi olanlardan beklediğiniz herhangi bir cevap varsa bu cevabı alabilirsiniz. üzerinize atılı iftiralar varsa yani burç haricinde söyleyeyim. Üzerinize atılı iftiralar varsa bu iftiraların çözülme dönemi. İlahi adalet hiçbir şekilde tecelli etmiyordu. İşte bana haksızlık yapanların hiçbir şekilde yani Allah belasını vermiyordu falan diyorsanız hiçbir şey de olmuyor. Hala çok iyiler diyorsanız bu dönemde bunların karşılığını gördüğünüz bir dönem ki aynı şekilde emeklerinizin siz de karşılığını aldığınız bir karma dönemi diyebilirim. İyiyse i̇yi ise iyi, kötü ise kötü. Herkes sonucunu alıyor diyelim. Bir de tabii ki sevgili akrep burçları şöyle bir şey var. Eee... Bu güneş kartı, güneş yükselen ay burcu aslan alanları anlatıyor. Aslan burçları ve sizin aranızda bir sıkıntı mı var? Çünkü birbirinize tekrardan verdiğiniz bir şans görünüyor. Bu şans nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Artık yeter. Köşede durduğun yeter. Beklediğin yeter. Oturduğun yeter. Kalk artık. Diyerek yani birbirimizden çok ayrı kaldık. Artık gel barışalım. Yani bu ilişkiyi ben sana tepside sunuyorum olayı biraz daha aslında bakarsanız bu dönemde var. Çünkü kupa dörtlüsünde görüyorsunuz direkt olarak size hazır sunulan bir şey var. Son zamanlarda birazcık negatiflikler yaşamış olabilirsiniz şu anda Aslan burcu haricinde söylüyorum. Son zamanlarda birazcık negatiflikler, kaçırılmış fırsatlar, ya keşke hayır demeseydim ya. Uf. Ben şimdi nasıl şey yapacağım? Bakın bir pişmanlık var görüyor musunuz? Bu dönemden artık çıkıyorsunuz. Neyse sürekli kös kös duruyorsunuz. Yani tamam sabredin ama sabrederken de ben sabrediyorum. Başka bir şey bekliyorum. Hayır ee... Sizinkili seni kabul etmiyorum. Belki de senin rızkın zaten geldi. Ama sen parayı beğenmedin, yerini beğenmedin diye olmamıştı. Şimdi bu dönemde senin karşına bazı fırsatlar gelebilir. Lütfen ay kartı çıktığı için söylüyorum. Tekrardan, tekrardan, tekrardan reddetme durumlarına gitmeyiniz. Az olsun, öz olsun. Yine de bir kabul etmek önemli olacaktır. Çünkü bilinçaltındaki korku, maddiyat, işte aşk konuları vesaire o bilinçaltındaki korkular endişeler tekrar sizin gündeminize gelebilir. Dikkat etmekte fayda var. Bu dönemde bazı sırlı işler var özellikle siz ve balık burçları arasında. Siz buradasınız. Siz ve balık burçları arasında bazı sırlı ilişkiler olabilir. Yani üçüncü bir kişi vardır. Tamam biz görüşmüyoruz dersiniz ama gizden gizliye balık burçlarıyla görüşmeleriniz olabilir. Birbirinizle tekrar bir barışma olaylarınız İkinizin arasında başlayan gizli bir aşk, gizli bir dostluk. Böyle bir olay var. Bir de arkadaşlar bu ay kartı evet balık burçlarıdır. Ama akrep burçlarının da sizleri de yani etkiliyor. Bu arada size şunu da söyleyeyim. Birçok burçta bu kart çıktı. Evet bir balık burcu kısmı olan var. Bir de sizinle alakalı olan kısım var. Siz ve sizin gibi bir akrep burcu varsa. Bu dönemde bu kişilerden birazcık uzak durunuz. Çünkü sizde de güç var, onda da güç var ehaliyle bir şekilde bir dengenin sağlanması gerekiyor. Herkes baskın davranırsa orada iş çözülmez. Birazcık böyle bir atışma olabilir. Bir de hayır Pınar başka hiçbir şekilde tanıdığım, bildiğim bir akrep burcu yok diyorsanız bu dönemde size tek 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 tavsiyem şu arkadaşlar çok fazla sesi çıkan insanlar var. Lütfen bu kişilerle tartışmaya girmeyiniz. Yani kişi dur bir dakika beni dinle dersiniz şeyler. Aa bana küfür ediyor. Etmezsiniz kalkar, bağırır. Bağırdığı içinde haklıymış gibi gösterir kendini. O yüzden bu tarz insanlarla lütfen çok böyle hmm, teşviki mesaide bulunmamaya gayret edin. Bu insanlar zaten böyle biraz çığırtkan olur. Gülerken bağıra bağıra gülerler. Konuşurken böyle bağırırlar. Bir mahalle ağzı olur bu tarz insanlarda. Çok böyle anladım. Ben seni anladım. Tamam sen böyle bir insansın. Hı, tamam hadi arkadaşım kardeşim hadi yürü değil hiçbir şekilde uğraşmayın bu insanlarla. Bir tılsın dörtlüsü. Para. Para konusunda cimrilikle biriktiriyorum arası bir durum var. Sizin için özellikle söylüyorum. Çok cimri değilsiniz. Ama bak şimdi ben de bu varken ben bundan bir tane daha almışım. Bu varken ben de bir tane daha bundan var. Ben uyumlu olsun diye almışım. Ama sen şöyle bir şey yapabilirsin. Uyumlu olsa ne, uyumlu olmasa ne, bana ne. Bak bir tane var. Yetiyor mu? Yetiyor. Diğerini kullanmıyorsun şu anda. Hani gerek yok deyip almayabilirsin. Ama insanlar seni dışarıdan cimri gibi yorumlayabilir. İnsanlar senden bir şey ısmarlamanı bekler, almazsın. O anda dışarıdan yemek istemezsin onlar gibi. İstememen cimrilik gibi anlaşılabilir. Ama aslında gerçekten istemiyorsundur. Böyle bir durum var. İkincisi bir para biriktirme durumun var. Kendini ister istemez bir kısıtlama durumun var. Maddiyatınla ilgili bir sıkıntın yok bu arada. Güzel şeyler var. Evet. Ama sen madem şeyler gelecekse ben de geleni tutayım. Diyebilirsin. Bir de arkadaşlar ufak tefek bazı kıskançlıklar bu dönemde olabilir. Kıskançlıklar da arkadaşlar sizin elinizde bir şeylerin tam ve bir bütün olmasıyla alakalı. Yani ilişkim süper. Bu dönemde ilişkim çok güzel giderken. Eh! ...sen nereden çıktın diyebilirsiniz. Yani çünkü neşelisiniz, mutlusunuz. Yani bu kart için söyleyeyim. Neşeli, mutlu olma, memnun olma, başarılı olma, aşk, iş, para tüm konularda mutluluktur. Dilekleri, niyetlerin gerçekleşmesi manasına geliyor. E haliyle de bir anda e, bu kadar güzellikler olurken bir anda bir kıskanma durumu kimi getiriyor? Üçüncü kişileri getiriyor. Ailemle demek ki süperiz. Para konularımız süper gidiyor. İyi gidiyoruz yani memnunuz hayatımızdan. Kim, kim sizi memnuniyetsiz edebilir? Kim sizin e, bu kıskançlık gündemini ortaya sokabilir? Demek ki bir üçüncü kişi var. Biraz buna dikkat etmek gerekiyor diyebilirim. Aşıklar kartı geldi. Üçüncü kişileri beraberinde getirir ters haliyle. Şimdi arkadaşlar aşıklar kartı. Güneş yükselen ay burcu ikizler olan kişilerin kartıdır. Ve sizlerle ikizler burcu arasında nedense gereksiz bir durum var. Yani bu gereksiz dediğim şey şöyle. E, hani dedim ya herkes böyle bir lider olma çabası içerisinde diye... Onlar da ön plana çıkmaya çalışıyor. Siz de aynı şekilde. Size yetenek sergilemeye çalışıyorsunuz. Onlar da aynı şekilde. Yani böyle bir olay var. Şimdi iki kardeş olabilirsiniz. Biz iki kardeş aramızda kavga ediyoruz ya da barışıyoruz. Fark eder mi? Niye senin şimdi kocan ya da karın bu işe karışıyor? Yani bak biz iki kardeş burada konuşuyoruz. Şimdi nereden çıktı bu diyebilirsiniz. Yani gerçekten çok pozitif anlamlı bir karttır. İkisi de ayrı ayrı bakıldığında. Ama burada üçüncü kişilerin, burada da aynı şekilde üçüncü kişilerin yani e, konumunun çok çok kötü olduğunu ve üçüncü kişilerden çok fazla bir, yani bu liderliğin sizden çıkarılmaya çalışılması gözde bir insanken sizin kenara atılmaya e, çalışılmanız gibi olayları getiriyor. Buna birazcık lütfen dikkat edin. Bir de tabii ki aşıklar kartını ayrıca yorumlayacağım. İkizler burçlarıyla böyle bir olay olabilir çünkü onlar da çok baskın görünüyorlar Ekim ayında. E, ben buradayım diyorlar. Sizler de aynı şekilde bu şey, yani kendinizi göstermeye çalışıyorsunuz. Yani biraz bu or arada ortalık karışabilir. Aşıklar kartı arkadaşlar aynı zamanda tabii ki duygusal anlamda güzel bir karar alacağınızı, kendinizi çok sevdiğinizi, çok beğendiğinizi, eğer ki fiziğinizde ya da yani karakteristik olarak beğenmediğiniz özellikler varsa açıkçası bunların düzeltilmesini ki aşk konusunda olsun. Bayağı romantik hem cinsel anlamda hem de gerçekten yan yana yakışma anlamında güzel bir çift olduğunuzu ifade eder ve kupa kralı başarıların başarısı diyebilirim aslında yani. Bu dönemde ilişkilerle ilgili özellikle mükemmel bir dönemdesiniz. Ama kupa kralını ben size yani tek tek böyle tek başına yorumlamak istiyorum. Tek başına baktığınızda bakın sakin, önünü görebilen, sağına bakan, soluna bakan buralar böyle şaldır şaldır da olsa yani nasıl diyeyim size çok dengesiz de olsa kendi bulunduğu alan çok dengeli. Yani etrafınızdaki insanlar sıkıntı çekebilir olabilir, bulunduğunuz mekan sıkıntılı olabilir ama size değen bir şey yok. Yani bütün öğrencilerin diyelim notu kötü ama sizi niye? Sizi burada etkileyen bir şey var mı? Yok. Ya yani onun gibi düşünün. Herkes kiracı, siz ev sahibisiniz yani ne yapabilirim şimdi ne yapayım evimi mi vereyim onlara bir şey yapamam. Bakın herkes de böyle bir dalgalanma varken herkesin evliliği kötüyken bilemiyorum şimdi arkadaşlarımın hepsi partnerinden çok şikayetçi. Tam siz şikayetçi olmayabilirsiniz. Yani sizin için iyi, sizin için hava hoş, sizin için bir sıkıntı yok. Bakın başkalarının hayatı şaldır şaldırken sizin bulunduğunuz yer, konum çok sağlam, gayet düz. Bu dönemde evet sakinsiniz. bir şeyler gerçekten dengeli gidiyor. Aynı zamanda tabii ki kupa, olması da bir su grubunu anlatıyor. Siz ve sizin gibi su gruplarını anlattığı için ılımlı olma, bilgi olma, böyle endişeli olmaktan uzak sıcak kanlı da bir insan olduğunu söylüyor. Zaten en başta da söylemiştim. Eski neşenizi tekrardan kazandığınız bir döneme giriyorsunuz diye. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekildeydi sevgili akrep burçları. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.